Dolayısıyla aslında çok kötü bir skor alınmasa da çok mutsuz dönündü. Bence sezonun en önemli maçlarından biri. Sezon gidebilir Galatasaray'da. Çünkü bu adamlar geride bekledikleri zaman hemen hata yapıyor. Çünkü sen topu ayağına alıp iyi işler yaptığın zaman oyun yumruğu yemiyorsun. Şu an Galatasaray'ın iki tane yolu var. İleride de Icardi şu ay bir 4-4-2 oynar. Galatasaray 4-4-2 oynarsa gerçekten sıkıntılı bir şey yaşanabilir. Herkese merhabalar sevgiler. Köstebeğin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün Galatasaray Young Boys maçını konuşacağız. Nasıl konuşacağız? Bayağı da güzel bir kadroyla konuşacağız. Önce bir fikri takip yapacağız. Biliyorsunuz geçen bölüm deplasmanı konuşmuştuk maç önünü. Ne umduk, ne bulduk ona bakacağız. Young Boys Rams Park'ta neleri değiştirir ona bir bakacağız. Sonra Galatasaray'dan ne değişiklik bekliyoruz? Burayı uzun konuşuruz. Ridho hocam burada, Kıyıcı hocam burada bütün ekip buradayız. Ondan sonra da bir Kadro tahmini, skor tahmini yapar. Geçen skor tahmininde az rezil olduk. Bunda iyice kendimizi rezil ederiz. <laughs> Şimdi biz geçen bölüm şunu dedik. Young boys uzun oynar. Çok diki takaya girmez. Ne olursa olsun önde basar. Çünkü başka bir şey bilmiyorlar. Önde basarken çok hata yapar. O hataları kullanırsak rahat gol atarız. Kullanamazsak da kaptırırsak, tembel çıkarsak falan gol yeriz. Bu yüzden de gollü beraberlik iyidir. Bir farklı galibiyet çok iyidir dedik. Neredeyse gollü beraberliği alıyorduk ama dördede de gidebilirdi. Çünkü Galatasaray, Young Boys'ten ne bekliyorsak bulduk. Topla biraz daha iyi bulduk. Ama Galatasaray'dan bulamadık. Çünkü Galatasaray beklediğimizden topla daha kötüydü. Fizik olarak da çok iyi değildi. Rastlantıları, uzun toplara biz Young Boys zorlar diyorduk. Galatasaray daha çok zorladı. Hiç o tiki takayı görmedik. O örerek kaleye gitmeyi görmedik. Sabır görmedik. Hatta oyunun dönüşü o sabırsızlığı daha da arttıran, kaleye daha çok hızlı gitmemizi sağlayan yani Bat Şahin'in girmesiydi. Dolayısıyla aslında çok kötü bir skor alınmasa da çok mutsuz dönündü. O yüzden de. Oyuna göre müthiş bir skor. Evet. Galatasaray'ın oynadığı futbola göre tek farklı mağlubiyet. İkisi abi kesin. Kesin. Ama işte şimdi iki tane bence sezonun en önemli maçlarından biri sezon gidebilir Galatasaray'da. Çünkü sezon başında karışmaya daha teşne bir kulüp. Finalleri daha iyi oynuyor Galatasaray. O yüzden de hani Galatasaray'da birçok şey değişecektir. Ama Young Boys'ta ne değişecek? Sen şimdi içeride maçı kazanmış, gelmişsin normalde. Ya rakip senden daha da yetenekli. Biraz daha savunmaya çekilmesini, ne bileyim. Yani geride bekleyip kontraya çıkmasını falan bekleriz ama ben bunu beklemiyorum. Çünkü Young Boys'un daha iyi, kendinden daha iyi takımlarla, daha iyi oyun oynayan takımlarla olan maçlarını da izledik bu adamlar geride bekledikleri zaman hemen hata yapıyorlar. Yani hiç hiç disiplinleri yoksa olmadı. Savunmacıları da sakar gördük yani. Dolayısıyla ben yine önde baskı bekliyorum. Bu Galatasaray için bir avantaj. Onun dışında o uzun vurduklarında işte Garvulo indiriyor. Ugriniçler, uçak kanat oyuncuları devam ediyor. İyi bir oyuncuları vardı Elia. O transfer oluyormuş sanırım Krasnodar'a. O yüzden geçen maç yedek kulübesindeymiş. Bu maçta kadroya da alınmamış. En son hani Yine uçağa getirirler getirdiler bilemem ama herhalde görüşmelerilerle de. İki tane bir 90'lık biri Kanat'ta biri Santorfor'da oyuncuya yine top şişirip inenlerden bir şeyler umacaklar. Ama bu sefer Galatasaray içeride. Yani bir o topları atan adamlara daha istekli, daha tribünle, daha sağlam bir baskı bekleriz. İkincisi de topu ayağa aldık mı sentetikçim yok. Ki Kerem biraz da bahane etmemek lazım dedi. Kerem Aktürkoğlu maç sonu açıklamalarını en beğendiğim oyuncuydu. Yani burada da oynanırdı içeride oynayacağız dedi. O yüzden Young Boys'la ilgili varsa ya Koray işte Zürih Mürih bir sürü maç izledin. Ne değişir dediğiniz bir şey varsa vallahi billahi ben bir şey değişeceğini beklemiyorum. Sadece Ugrinic Kanada geçebilir. Bir tane daha sert orta saha atabilirler. Ya, bu adam üçlüye dönecek, beşliye dönecek, geride bekleyecek. Çok şaşırtır beni çünkü iyi savunma yapan bir bulum var. O Hadjam şey, Barış'ın karşısında oynayan bek. Şey oldu abi geçen dayak yiyordu kaleciden. Yani <laughs> öyle hani o kadar sıkıntıları var. Dolayısıyla ben o tarafta Negatif bir şey beklemiyorum ama Galatasaray'la ilgili bayağı bir şey konuşuruz. Tabii. Ya İsviçre takımlarının hepsiyle oynayan bütün temsilcilerimiz zaten o takımların ne oynayacağını aşağı yukarı biliyor. Hep sürprizi kendi takımlarımızda görüyoruz. Dediğim gibi bunlar yine yüksek ihtimalle aynı futbolu oynayacak da Galatasaray artık benzer kadroyla 3. sezonuna girerken tamam anlıyoruz yorgunluk var, daha yüklemeler yeni yapıldı, bir sürü oyuncu Euro oynadı, Copa Amerika oynadı falan filan bunların hepsine okey de Galatasaray nasıl bu seviyede bir rakibe bu kadar uzun top vuruyor ve bu sefer bunu vurmamayı nasıl başaracak? Başaracak. Mı sence? Abi şimdi iki tane yol var. Hiç UFC MMA izleyen var mı? Ben. Şimdi iki tane tür var ya aslında en güzelliği de o. Birçok farklı disiplin bir arada birbirine kavga ediyor. Ben daha yeni işte Türk bir dövüşçünün yenildiği kartı izledim daha dün gece. Abi güreşçiler var. Güreşçilerin ömür biraz daha uzun oluyor. Neden? O yerde kontrol ediyor rakibi. Ama güreş çok zevkli değil. Yani izlemekten çok tekniğini çok bilmeyen adam için çok zevkli değil. Bir de şey var. Strikerlar var. İki tane vurduğumu dağıtıyor. Ama iki tane, sürekli de yumruk aldıkları için onlar. Kırıştıkları için Onların hem kariyeri çabuk bitiyor hem de daha fazla rastlantı var orada. İyi e striker izlemesi çok zevk. Şimdi Galatasaray en iyi dövüşçüler pound for pound diye bir sıralama var orada. Kilolara falan bakmıyorlar. En iyi dövüşçüleri sıralıyorlar. Hep tepede güreşi iyi isimler oluyor. En azından güreşi kötü olmuyor. Yani yerde kontrol edebiliyor. Bizim bu oyundaki güreş pas abi, toplu oyun. Çünkü sen topu ayağına alıp iyi işler yaptığın zaman oyumruyu yemiyorsun. Galatasaray, Bayern Münih'e de, United'a da içeride güreşmek isteyen da tekme tokat saldırıyor. Kimisini yatırıyor ve gerçekten işte o UEFA'yı alan takımı hatırlıyoruz. Çok keyif alıyoruz. Ama yedik mi de dayağı yiyoruz. Galatasaray iki tane önemli maça çıktı. Toplam 8 tane gol yedi. Young Boys'ten üç ki Saran'ın pozisyon penaltıda olabilir. Beşiktaş'tan 5. Çünkü o çeneye o yumruğu aldın mı yatıyorsun. Şu an Galatasaray'ın iki tane yolu var. Birincisi ben içeride aldım elli bin kişiyi arkama. Zaten çok önemli maç. Topçularım kıpır kıpır. Ben tekme tokat gireceğim. O zaman burada zaten ben Mertens'i çıkarıyorum. Batu Şua'yı alırım. Mertens'in yerine Batu alırız. Kön, Kaan, Nerson, Yeler. Geri dörtlü bozulmaz zaten herhalde Mete falan oynamaz. Önünde Torayera, Sara. Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper. Kanatlar. İleride de Icardi, Batu Şahiyi bir 4-4-2 oynar. Ya da kardeşim benim ya bu Galatasaray'ın bu takımı bence pek... Tekme tokat oynayacak bir takım değil. Sara ayağı iyi oyuncu. iyi pasör. Torreira öyle. E kulübede Ziyeş'i var. Ne bileyim Kerem Demirbay'ı var. Yani böyle sert bir 4-4-2'dense. Hurra bir 4-4-2'dense. Başka bir şey. Bir 4-3-3 de kullanılabilir. O zaman ne olur? Hadi Ziyeş'le değiştirmeyi becereyim. Becerdim. Derinde Torreira. Sol iç Sara. Sağ iç Ziyeş ya da Kerem Demirbay. Böyle bir o topu daha çok ayağıma alırım. Rakibi daha çok topla yorarım. Zaten rakip 3 tane pas yapıldıktan sonra dağılıyor. Böyle bir yola da gidebilir. İkisinin farklı farklı avantajları var. Dezavantajları var. 4-3-3'te bir kere biz savunmadan çıkarken daha rahat ediyoruz. Neden? Sol ayaklı stoperi yok bu maç Galatasaray'ın. Abdülkerim yok. Orada Kaan oynayacak. Kaan zaten sağ ayağıyla topu sola döndürdüğünde Köyn var. Köyn de ayağına çok güvenmiyor Galatasaray çıkarken. E, bir tek Torreira geliyor. Sarayı ileri yolluyor. Önde de dört tane hücumcu oluyor. Sen zaten baskı yediğin zaman sayısal olarak dezavantajlısın. Galatasaray bunu yaptığı zaman Davinson oynuyordu abi. Davinson dribblingle de topla çıkınca bu sefer şey oluyordu. Ulan siz buraya dört kişi baskıya geldiniz de e ileride beşe dört biz sizi yakaladık. Jesus dönemi Fenerbahçe maçını öyle oynadı. Galatasaray sürekli o topla çıkarken oyuncaklı güzel çıktı. Kim oynarsa oynası bir şekilde o kaleye gitti. Dörde dört, beşe beş. Galatasaray şu an bunu yakalayamıyor. Hem takım tam oturmadı hem daha yeni yani resmi maçlar yeni başladı. Hem de yani rakip de fena basmıyor. Dolayısıyla burada büyük bir risk var. Galatasaray 4-4-2 oynarsa gerçekten sıkıntılı bir şey yaşanabilir. Ama bir tane vurdu devirdi mi de 5 olur. Yani gerçekten ya yumruk yumruğa gireceğiz. Ben bu maçta çok fazla kaybedecek şey olduğu için Galatasaray'ın ben biraz daha güreşten, biraz daha pastan, biraz daha 4-3-3'ten, biraz daha sağ iç ziyeş, sol iç sara gibi. Hatta tamam 4-4-2 basalım. Arsenal öyle yapıyor ya abi. 4-4-2 basıyor. Havers'in yanına yolluyor birini ama top ondayken 4 çeviriyor kendini. Sağ iç, sol içe. İki bek stoper arasını kullanalım çünkü özellikle sol bekiyle ile sol stoperin arası çok kötü. Yani o Hadjam dayak yiyecek kadar var hakikaten. Yani Galatasaray'da falan oynayacak böyle oyuncu. Bir haftada yollarlar abi o Barış Alper'le yaşadıkları neydi? Ki Barış Alper'in hasta geldiği maç. Dolayısıyla iki tane yol var. Birincisi daha Galatasaray bir yol. 4-4-2 çıkacağım oynayacağım. Tekme tokat döveceğim. Ama ilk bir tane yediğin zaman üç fark lazım. Öbürü biraz daha sabırlı bir yol. Ama ben Okan Hoca'nın bu konularda hiç sabrı seçtiğini görmedim. Ya zaten o... abi şimdi Galatasaraylıların mutsuz olmasının bence temel sebebi gidip Young Boys'tan üç tane yemek değil tek başına. O söylediğin Arsenal şöyle yapıyor ama şöyle de yapabiliyor, böyle de yapabiliyor. Tabii ki onun oynadığı futbolcuların seviyesi farklı, lig farklı falan filan ama bizim de Manchester City değil işte. Young Boys'a karşı oynarken, Copenhagen'a karşı oynarken, Sparta Praha'a karşı oynarken o varyasyonları artık hele 3. seneye giriyorken görmek istiyoruz. Göremiyoruz. O yüzden biraz insanlarda umutsuzluk var. Ben ilk seçeneğin yine olacağını düşünüyorum. Ama orada da şöyle bir sorun var. Beşiktaş maçından sonra Hatay maçında Galatasaray taraftar o reaksiyonu bekliyordu. Oyun olarak da Halil iç sahada sezonun ilk maçı, ligin ilk maçı o reaksiyon geldi ama iki tane iyi pozisyon sonrası o pozisyonlar golü çevirilemeyince sadece fiziksel değil, psikolojik olarak da takım düşmeye başladı ve her takım psikolojik olarak düşer. İnsanların da beklentisi artık teknik direktörden. Psikolojik olarak düşüp bu bunun da fiziksel yansımasını takım yaşamaya başlayınca bulamadın bir sıfırı. Ya birazcık pas yapabilmek, birazcık o Muslera Abdülkerim, Muslera Nelson tekrar Muslera barışa uzun. Artık bu gerçekten sıkmaya başladı insanları. Yani dilerim ki ilk senaryo gerçekleşir ki ben onun gerçekleşeceğini düşünüyorum. Galatasaray klasik iç saha oyununu oynayacak ve ilk 20'de bir tane atarsa zaten bu maçı rahatlıkla 2'ye 3'ye götürüp yani insanlara ecel terleri döktürmeyecek muhtemelen ama ama futbol işte gol gelmediği zaman da bir oyun oynayabilmesi evet. lazım bu takımın. Ve o bir tane golü hani Galatasaray her zaman riskli oynar ve doğru olan budur. O riski alacaksın ama o riski aldığında 1-0 geriye düştüğünde Deplasmandaki maç gibi. Tamam yorgunsun, suni için bir sürü bahanem var ama biraz daha futbol görmek istiyor insanlar. Dilerim bu olmaya başlar. İşte abi orada da mesela o topla çıkarken Galatasaray'da hep şu oluyor. Muslera'nın ayağı güveniyor. Muslera berbat bir maç oynadı. Olur yani her oyuncunun. Torreira e yaklaşıyor. Aslında üçlü çıkıyorlar. Bir kere Torreira e iki stoperin arasına doğru önüne doğru yaklaştığında Ugrinic hep takip etti. Ve şu an Galatasaray'ın bir sol stoperi sol ayaklı oyuncusu yok ya. Ben diyorum ki burada Nelson sağda dursun. Kaan merkezde dursun. Torreira e sağının soluna yersin. Öyle şeyde Mesela İlk bizim... sezon daha çok yapıyordu evet. onu o konucu Oliveira'yla. Mesela şu an Mourinho da öyle yapıyor. 6 numarayı Beke getiriyor. İşte Çağdaş Hoca çok yapar bunu. Onun önünde zaten bir tane iftasyon bize lazım. Kim olacak bu? Sara olacak. Neden? Bir. Sara Solak. Topu sahanın solundan alıp ters oynayabilir. İkincisi de zaten bu işleri uzun topları vesaireyi çok iyi yaptığından geldi Galatasaray'a. Ne olacak? Dördüncü yaklaşmış olacak. Bu sefer de Galatasaray'ın aslında şu an problemi, bu tatlı da bir problem. İki tane hücumcu beki var. İki tane hücumcu bekinde negatif bir özelliği var. Bunlar çok oyun kurucu hücumcu bekler değil. Mariano da hücumcu bekti de Kadife gibi bilekler vardı alamıyordum. Bunlar öyle değil. Jelert kıpır kıpır. Kön fena bulmadım. Hata yapıyor ama büyüyecek yani. Al, alındı yatırım. Keşke daha iyisi gelse. Ha, bu da çizgiye göndereceksin. Bu sefer ne olacak abi? Sen sol işte orada bek stoper arasında eğer üç orta saha oynarsan Kerem Aktürkoğlu'nu kullanabilirsin. Kerem Aktürkoğlu'nun en iyi yaptığı iş topu almak, atmak, vurmak değil. Çok doğru yerlerde çok iyi topu alıp çok hızlı dönmek. Bir o. İkincisi. Bir araya girebilir miyim? Buyur abi. Kerem'e dair. Bir de Hı. o dediğine yüzde yüz katılıyorum. Onun sonrasında da mesafeler kısaldığı için ikiye biri yaptığında Icardi ile Mertens ile ikiye biri yaptığında topu geri aldığında çok düşünmeden vurabileceği noktada oluyor. Evet. Kerem hatayı ne zaman yapıyor? Çok düşünmesi gereken e zaman. Bir üç kere söyledi mi gidiyor. Top kaybı. Kerem, Kerem, Kerem. Top o yüzden gitti. tam dediğin yerlerde topla buluşması en ideal olan. İkincisi de şimdi Galatasaray'ın rastlantıyı mecbur kalacak burada. Öyle her şey planladığı gibi gitmeyecek. Çünkü rakip ondan fizikli, rakip ondan atlet. Olacak, bozacaklar birbirlerini. Bu rastlantıların doğru ayaklarda buluşması lazım. Kim aynı doğru ayağa Galatasaray'ın? Topu yayda aldığı zaman Hakim yeş. Hakim Ziyeş o topu aldığı zaman doğru yere atar. Haleye vurur. Dönen top tehlike yaratır. Ama onun orada alması için o pozisyonda ne sağ çizgi. Çünkü orada biraz ağır kalıyor. Zaten artık oranın oyuncusu değil. Fasta bile abi kaç maç izledik o top oynamıyor. Bir de bir çalım artı bir şey yapmasın. Direkt sıksın, direkt vursun. Orası sağ iç. Regragui -re de sağ iç kullanıyor. Unai'nin yerine kullanıyor bazen. Bu seferde ne olacak abi? Solda bek içeri, pardon bek dışarı kanat içeri. Kerem içeriye alacak, köm bindirecek, çizgiye inecek. Koşturacak çünkü Young Boys'un kanat oyuncularını da koşturamadı Galatasaray'a geçen maç. Bütün plan kanat oyuncuların arkaya kaçması. İkinci yarı Sara hariç bütün maç boyunca oyuncuların hep zaf gördük Galatasaray'da. Evet. Sayede. Uzun zamandır da böyle görüyoruz. Tam her oyuncunun zaafı var ama iyi yönleri de var bu oyuncuların ve biz o iyi yönleri artık görmeye başlamamız i̇şte lazım. İşte onu da göstereceğimiz diğer düzen de işte bu 4-3-3 gibi oynuyoruz ya şu an. Hakim Ziye sağa içe geçti mi şöyle bir avantajımız da oluyor. Allah bir şey yaptım. Kanada Kanadı Barış Alper'e verip yani Barış Alper e o savunması iyi olmayan, birebirlerde zayıf olan oyuncunun yanına verip Celert'i Kopenhag maçlarından hatırlarız. O bek stoper arasında dehşet giriyor çocuk. Bak kaptırıyor, gol olmuyor ama giriyor. O çocuk oralara girdi mi de 50 bin kişi. Çok inatçı bir takım. Sarı kar, faul, kadife gibi orada ziyeş var, fara var. Çok güzel alırsın. Bu bana daha mantıklı bir filan gibi geliyor. Ama şey değil. Kul filan yapar, kader kıs kıs gülermiş. Bir de bizlerden çok maç izleyen insanlarız. Ama 4-4-2'de de şöyle avantajlar olacak. Bir, özellikle dönen topu alabilirsen çok hızlı atak bitirebilir Galatasaray bu maçta. Çünkü gerçekten bazen tenis maçı gibi olacak ve Batu Şua'yı iki stoperi de yoracak hareketlilik var. Icardi de pek onu göremedik. Icardi daha çok hareketliydi o maç ama orta sahaya doğru hareketliydi. Icardi bir Batu Şua'yı aradı. 4-4-2'de de onu görebiliriz. Bir de son olarak bir şeye gireceğim. Şimdi top bizdeyi konuştuk. Burada herhangi iki tane young boys'luyor. Bence biz çıkarken de topla, rakip topla oynarken de hata yaptık. Şimdi abi bunlar ne yapıyor? Kaleci stopere veriyor. Stoper kaleciye veriyor. Kaleci ileri vuruyor. Biz ne yapıyoruz buraya? İki tane adamı gönderiyoruz baskıya. Ya ikinci kimi tutuyor? İki tane stoperden biri topa değmiyor ki. Ve Icardi akıllı adam ayağı normalde zayıf olana gidiyor. Çok koşmasın diye. Ayağı zayıf olanla kalecinin arasında duruyor. Onun arkasına geliyor takım. Çok iyi bir pres takımı Galatasaray'a. Bu sefer ayağı iyi olana gitti. Yani çünkü öbürüne zaten top gelmiyor. Öbürünün başında duran Mertens de hiçbir işe yaramadı baskıda. Normalde Mertens'in çok akıllı bir şekilde topu aldığını görürüz. Mertens sayesinde Torreira'nın baskıya gelip aldığını görürüz. Bunların hiçbiri olmadı. Neden? Klop takımlarına yaparlardı ya. Haydi 40 metre sıktı herif topu ileri. 4-4-2 oynadığın zaman bu sefer Batshuayi'nin zaten orta sahadan birini tutması, o havuzdaki topu tutması lazım. Bizim orta sahada bir kişi fazla olmamız lazım. Zaten adamlar kalabalık bir iri. Yani sen o düşen topa Torreira'nın gitmesi, Torreira'nın biraz serbest gibi olması lazım. Burada Ziyeşim ve Sara'nın orta sahalarla eşleşip, gel orta sahalar, kamera stoper ama şöyle iki tane orta saha olsun bunlar orta sahalarla birebir eşleşip seken topta Torreira'nın düşeni alması lazım. Daha serbest. Yani benim Torreira'nın rakip ceza sahasının dibinde top almasına ihtiyacım yok. Orada o top zaten havada olacak. Ama bizim kaleye yakın, orta sahaya yakın Torreira o topu alıp hızlı servis yaptığı zaman 3'e 5'iz, 3'e 4'üz. Kontradayız. Dolayısıyla 4-4-2 basmak Galatasaray 4-4-2 bastı 190 puan topladı. Bayern Münih maçını benim yani Avrupa'da kazandığı maçlardan daha çok mutlu olduğum bir maç. Bayern Münih maçı. Ama bu maç ona ihtiyacımız yok. Bu maç ihtiyacımız yok. Bu maç orta sahada bir kişi kalabalık olalım. Bakın o 4-4-2 ağzı burnu kırmalı oyunda da Galatasaray tur atlayabilir. Çünkü daha iyi takım. Ama bence bu maçın ve transferlere baktığımda iki tane hücumcu bek, Torreira'nın yanına sert baltı yerine hücumcu bir 8. Bu takım özellikle Avrupa maçlarında 4-4-2, 4-2-3-1'den ziyade daha sakin, daha evcilleştirilmiş bir 4-3-3 e oynarsa sadece Young Boys'e değil birçok takıma sıkıntı çıkarabilir gibi geliyor. Ve ben yarın gerçekten normalde ilk 11'e bakıp da şu maç şu kadar şöyle biter böyle biter deyip çok tutturabilen biri değilim. Ama gerçekten ilk 11'i gördüğümde ya çok umutlanacağım ya biraz umudum kırılacak yarın maça dair. Diyelim çok önemli maç. İnşallah Okan Buruk yönetiminde Galatasaray'ın yeni bir oyuna, varyasyonlu bir oyuna geçip Şampiyonlar Ligi'ne kendini attığı bir sürecin başlangıcını izleriz. Ben de sevmiyorum büyük konuşmayı ama normal şartlarda çok rahat bir iç saha maçı olacağını düşünüyorum. Hem rakibin durumundan dolayı hem Galatasaray'ın kadro kalitesinden dolayı. Dileyelim ki öyle olsun. Benim ekleyeceğim bir şey yok abi. Kapatışlar. Ağzına sağlık abi. Yorumlarınızı, beğenilerinizi, skor tahminlerinizi bekliyoruz. İlginize çok teşekkür ederiz. Bütün Avrupa'da oynayan tüm takımlarımızın ölümleriyle karşınızda olacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.